sağlık Narin'im. Aa, senin de ellerin dert görmez. Ne iyi etmişsiniz valla. Afiyet olsun yavrum. Sıla, al bak içine az karanfil de attım. Sakinlik verir. Teşekkür ederim. Zahmet etmişsiniz ama Nurhan yapardı. Zahmet olur mu yavrum? Biz seve seve yaptık Narin'imle. Vallahi Sıla, zahmet oldu diye demiyorum ama... yine içim kalktı yemem dersen gücenirim vallahi. Hem sen kendine iyi bakman lazım. Kız. Kızım kendine dikkat et. Hastalanma. Narin'im de seni düşünüyor garibim. Değil mi güzel gelinim? Öyle tabii. Başka neden olacak ki? Ben sen saatini düşünüyorum. Hem Azat da diyor, şirkette çalışmaktan yemeğe bile fırsat olmuyormuş. Değil. Sizin attığınız için bir parça yiyeyim ben. Azat Bey, bunları Edip Bey yollamış sizin için. Sağ olun Nurhan Hanım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Oğlum ne ki bunlar? Hiç ufak tefek eksikleri sipariş vermiştik. Sonra şirkete gelip terziler ölçü almışlar, derdise. E hadi aç şunları da bakalım oğlum ne var bunların içinde ya? Çok güzelmiş. Çok yakışacak benim oğluma. Hele aç şunu ya aç. Ulan Azat bu ne? Laptop baba. Ne top ne top? Laptop baba. Küçük bilgisayar baba. Küçük bilgisayar. Ulan oğlum sen şimdi bunu açmayı kapamayı bile beceremezsin. Bunu bozup da kızımın parasını çarçur etme Azat. Olur mu öyle şey baba? Azat artık onu kullanmayı bile biliyor. Sen şimdi bunu kullanmasını biliyor musun yani? Tabii kullanıyorum baba. Ama daha çok şey öğrenmem lazım. Neslihan Hanım sağ olsun bana yardımcı oluyor. Azat, bu takımlardan arada babana da verirsin ki yani sağ sola giderken giyelim. Olur mu öyle şey baba? Bırak Azat giysin onları. Sizin bir ihtiyacınız olursa çarşıya çıkar alırız. Yok kızım ne gerek var? Ben Azat'a şaka yaptım. İhtiyacım yok. Ama istiyorsan bir gün çarşıya çıkıp bakabiliriz yani. Değil mi? Celil, öğrenmek, olgunlaşmak güzel şeydir ama ruhu da fazla bozmamak lazım. Azat, hepsi de çok güzelmiş yavrum. Ha sen bunları şimdi içeri götür de çay filan dökülmesin üzerine. Götür oğlum, anayın içi rahat etsin. Vay yavrum vay. Şimdi görsünler bakalım Azat kimmiş. Azat sen ne yapıyorsun burada? Ne yapayım şu takımları deniyorum Narin'im bakalım nasıl olacak. Nasıl oldu yakıştı? Güzel oldu valla. Oldu. Pek güzel oldu da. Azat az biraz konuşsaydık seninle. İki çift laf etmedik. Farkındasın değil mi? Sen onu bunu bırak da.
kravatlardan bir tanesini seçmemiz lazım. Nasıl? Senin konuşmak dediğin bu Azat. Ben sana bunu söylüyorum. Ya tamam Narin'im de şimdi kravatı halletmemiz lazım. Senin dediğin gibi de konuşuruz. Yani önemli toplantı var. Sen ne seçersen onu giyeceğim. Ben nereden bilirim ki Azat? Sen en iyisini bilirsin. Sanki benim aklım eriyor böyle şeylere. Narin. Ah be Narin'im. Tabii ki her şeyin en güzelini sen seçeceksin. Hoş geldin amca. Hoş bulduk oğul. Karnın aç mı amca? Hemen bir şeyler hazırlatayım mı? Yok daha acıkmadım sağ ol. Amca, bugün babamla konuştum ama annemin sesini duyamadım. Sağlığı nasıl? Ne diyeyim oğlum? Abimin de yengemin de dili de yüreği de lal oldu sanki. Kafalarında ne geçiyor bilmiyoruz ki. Bir şeyler var da benden saklıyor değilsin değil mi amca? Amca, beni korkutuyorsun. Çocuk avutur gibi avutma beni. Söyle. Annem mi babam mı? Benden duymamış oğlum. Abim pek iyi değil. Nesi var? Doktorlar da bulamadı. Ama ben biliyorum. Abimi bilirim. Olanlara dayanamam. Abay. Yarın Midyat'a gidelim mi? Tabii ki Burun. Tamam o zaman. Ben işleri halledeyim, sen de uçak biletlerini ayarla. Tamam. Narin, bir şey mi oldu yavrum? Yok ana bir şey. Az duygulandım işte. Sen Azat'a kızdın biliyorum ben. Ana. Ben çok korkuyorum. Neden kızım? Hayrola? Az içeride dedin ya. Ruhunuzu bozmayın diye. Azat değişecek. Benim sevdiğim, bildiğim Azat olmayacak diye çok korkuyorum. Beni hepten unutacak. Haklısın. Azat sana bugün çok büyük ayıp etti. Ama Narin, biraz sen de onu anlamaya çalış ha yavrum. Azat'ımın bugüne kadar benim diyebileceği bir işi hiç olmadı ki. Şöyle sokaklarda övüne övüne çalımla gezip gururlanacağı bir başarısı olmadı ki. Sen Azat'ın arkasından değil, yanından. Hatta bazen önünden yürüyeceksin. O kendine bakıyorsa sen de kendine bakacaksın yavrum. Biz kadınlar başarının kendi gücümüzde olduğunu biliriz. Ama erkekler öyle mi? Onları ille biri alkışlayacak. İlle türlü türlü payeler verecek. Erkeğin ya cebi ya kendi güçlüyse başı dik oluyor. Aman. Bana göre beyhude şeyler bunlar. Ama ne yapalım yavrum? Herkesin değer verdiği başka başka. Zeyşan. Küçük meleğim. Sen de annemle babamın yanına gideceksin. Ait olduğun yere. Annem derdi ki çocukların vatanı cennettir. Keşke sen de benim gibi vatanını terk etmeseydin. Özür dilerim. İşini hallettim. Yarın gece yolcuyuz. Ben de anamı arayıp ağzını aradım. Babam iyi gibiymiş birkaç gündür. İyi. Bu çok güzel haber. Ben de çok rahatladım. Hem misafir bile getirebilirsin deyince Gizem Hanım'ı arayıp gelmesini istedim.
Hem işlerimiz geri kalmaz, orada da çalışırız. Hem de memleketimizle ilgili yanlış fikirlerini sileriz. Artık Gizem Hanım'a sen bir rehberlik edersin. Burhan, sen iyi bir arkadaşsın. Sağ ol. Ne yaptın Dilaver? Mahmut abi de Mehmet geldiler İstanbul abi. Ha, bizden karşıladın mı kimse? Ayarladın mı? Evet abi. Bizim adamlar Sirkeci'de bir yere yerleştirmişler. Senden haber bekliyorlar. Tamam. Yarın gene haberleşiriz. Ne oldu baba? Bir şey mi istiyorsun? Midyat'ta kulağıma bir şeyler çınladı. Mahmut'la oğlunu buraya çağırmıştın. Neden? Ben çağırmadım baba. İstanbul'da işleri varmış. Ben yardımcı olacağım. İnşallah dediğin gibidir. İnşallah babanı, atanı, ağanı ezip gene bir şeyler çevirmiyorsundur. Otur. Yani baba. Bismillah, daha yeni geldin, hemen beni azarlamaya başladın. Biraz da yeğenini azarlasana. Aşiretin verdiği görevi yerine getirmedi, şerefimizi beş paralık etti diye. Bak Cihan, bazen hayat gailesinden durup düşünecek zamanın olmuyor. Öyle savrulup gidiyorsun. Hangi yaptığın kimin canını yakıyor, çok sonradan anlıyorsun. Töre, bizim yolumuz. Tek bildiğimiz. Bunca zaman başka nasıl yaşanır öğretmemişler bize. Ya da öğretmek isteyenlere biz kulaklarımızı kapatmışız. İlk defa ailemize töre işliyor. Aşiret için hüküm vermek daha kolaydı. Ama ilk defa bu kadar yakınımızın canı acıyor. O zaman durup düşünüyorsun işte. Acaba bu kadar zaman hata yapmış, yanlış davranmış olabilir miyiz canım? Acaba töreden önce canları mı kutsal kılmalıydık? Baba. Bunları senin söyleyeceğini bir bana dese inanmazdım. Sen neler söylüyorsun? Şunu diyorum ki, insanın acısını gene insan alır. Ben buraya Burhan'ın yanına durmaya geldim. Kolay değildir bacına karına silah çekmek. Sen hiç aynı yerden geçmedin. Bilemezsin. Ben de bilmem. Bu yüzden rahat bırak Burhan'ı. Yoluna çıkma ki bir de aklı yüreği seninle bulanmasın. O Mahmud'a da söyle. Oğlunu da alsın geri dönsün Midyat'a. Cihan ağam, yarına kadar dinlensinler, benden haber beklesinler dedi. Baş üstüne. Allah hak versin. Sağ ol. Nasılsın kuzum, iyi misin? İyiyim, merak etme. Kızım nasıl merak etme? Önceleri sadece seni düşünürdüm. Şimdi bebeğin de düştü aklıma. Nasıl geçiyor gebeliğin Sıla? Sağlığınız nasıl? İçim daralıyor benim. Niye kızım? Kötü bir şey mi var? Ben bebeği nasıl doğuracağım? Mutlulukla doğuracaksın Sıla. Bu bebek sana güç verecek, şans getirecek. Her şey sandığından da daha güzel olup bitecek. Mümkün mü bu? Bu şartlar altında. Töre bir yandan, Bora'nın olmaması bir yandan. Nasıl babasız bir çocuk büyütürüm ben? Büyüteceksin Sıla.
büyütürsün. Bu bebek böyle bir zamanda geldiyse vardır bir nedeni. Sen de buna saygı gösterip bütün sevgini bebeğine vereceksin. Başka bir şey düşürmeyeceksin aklına. Sen bu bebeğin annesisin. Daha ilk adımda vazgeçip terk edersen bütün ömür boyu sızısı içine düşer. Ama anne. Aması yok Sıla'm. Ben senden vazgeçseydim, şimdi senle böyle ikimiz yürek yüreğe olur muyduk? Sakın kötü düşünceler getirme aklına yavrum. Dünyada evlattan daha tatlı bir şey yoktur. Ya onlar kazanırsa? Hiç düşündün mü? Bir akşam bu eve gelemeyebilirim. O zaman ne olacak? Bebek hem annesiz hem babasız kalacak. Öyle bir şey olmayacak Sıla'm. Sen de bebeğin de daha uzun yıllar yaşayacaksınız. Biz burada yeni bir candan, yeni bir umuttan bahsediyoruz. Ölümü koyma onların yanına. Ölüm güçlüdür, haklısın. Kaçamazsın. Ama hayat da güçlüdür. Dört elle sıkı sıkıya sarılırsan hayat da güçlüdür kızım. Efendim Yavuz Bey. Sıla Hanım, bu saatte rahatsız ettim ama çok önemli bir gelişme oldu. Boran Bey Midyat'a geri dönüyor. Ne? Evet, biletlerini almışlar. Bu gece uçuyorlar. Gizem Hanım'la abi de var. İsterseniz Gizem Hanım'la ilgili bilgileri de vereyim. Tabii. İngiltere'de ekonomi doktorası yapmış.
5 sene önce bir İngilizle evlenmiş. Eşi de kendi gibi bir ekonomist. Aynı zamanda tenis şampiyonuymuş. 3 sene önce eşini ve kızını trafik kazasında kaybetmiş. Çok iyi bir meslek kariyeri var. Türkiye'ye dönünce birçok firmadan teklif almış. Ama o genç holdingin teklifini kabul etmiş. Peki, teşekkürler Yavuz Bey. Rica ederim, iyi günler. Bu beni öldürmenden daha kötü oldu Burhan. Daha kötü oldu. Bu kadar kolaymış demek ki. Beni öldürmeye bile değer bulmadın. Yaralı bir kadının gizemli bakışları. Bu kadar mı senin yüreğin? Ama seninle daha işin bitmedi Boran ağa. Bitmedi. Günaydın, hayırlı sabahlar olsun. Günaydın oğlum. Günaydın oğlum. Ay. Dikkat Nurhan, dikkat. Affedersiniz. Oğlum çok yakışıklı olmuşsun. Yalnız keşke sakalına bir jilet vursaydın değil mi? Ya baba yapma şimdi, akşama olsam oturaş. Oğlum, karısını seven akşam, işini seven sabah tıraş olur. Bunu da aklının bir kenarına yaz, unutma, tamam mı? Ya baba desen o zaman biz sabah akşam tıraş olacağız ha? Günaydın. Günaydın kızım. Ne oldu kızım? Canını sıkan bir şey mi oldu? Yüzünden düşen bin parça. Yo babacığım, sabah mamurluğu da. Narinim, hayırdır senin de suratın asık? Canı sıkkın. Yok bir şeyim Azat. Sıla, ben sana çay koyayım. Sen otur, Nurhan koyar. Yok, ben koyarım. Hadi bakalım. Bugün çok iş var. Bismillah. Geç bile kalmadık mı? Ya burada böyle baba. Hep birlikte gitmiyor muyuz? Siz gidin. Benim biraz işim var. Midyat'a gitmeden önce halletmem gerek. Bir yardıma ihtiyacın olursa emoğlu. Hayır Cihan, sağ ol. Ben hallederim. Ben de sizinle beraber gideyim. Dükkan için birkaç bir yere bakacaktım. Sana iyi işler Boran. Sana da Cihan. Hadi hoşça kal. Bugün posun devresin değil mi Azat? İki insanla konuştun, bir takım giydin, sildin attın demek beni. Narin, ne oldu kızım? Hadi söyle bana, ne oldu yavrum? Of ya, senin kırılman eksikti. Ana neden geldim, hepsi bir geliyor üstüme. Kızım böyle kendini hırpalama. Azat şimdi bir işe yarıyor diye çok seviniyor. Daha gidilecek çok yolu var Narin. Sen de o yolda onunla birlikte yürüyeceksin yavrum. Az anlayışlı ol. Birazcık hoş gör yavrum onu. Ana şimdi işten beni görmüyor. Yarın bir gün etrafındaki kızları fark edince hepten unutacak. Hepsinin süsü püsü çalımı var maşallah. Ama ben... Sen buna mı üzülüyorsun Narin? Halt etmiş o süslü püslü kızlar. Azat senin saçının teline dünyalara değişmez yavrum. Hem senin o güzel gözlerin onların bütün süsüne püsüne bedel. Ana baka baka o gözlerinde bir değeri kalmaz. Başka gözler aranmaya başlar. Ana şu halime bak ya. Geldiğimden beri iki tane entariye evirip çevirip giyiyorum. Azat Bey öyle mi? Giyiyor takımı gidiyor işe. Şimdi kızlar parası, itibarı, bir de üstüne yakışıklılığı var diye düşecekler peşine. Benim onlarla aşık atacak halim mi var ki? Hadi. Kurula ellerini. Hadi gel içeri gidelim biraz yavrum. Haydi. Dur da kağıt alalım. Gel oğlum gel. Gel. Al. Gel bakayım sen benden içeri. Gel yavrum gel.
Salam. Senin halin hiç iyi değil. Seni böyle görünce ben de dayanamıyorum. Merak etme anneciğim, ben gayet iyiyim. Sanki ben anlamıyorum. Senin yüzündeki bu efkar benim de elimi kolumu bağlıyor. İyiyim ben, gayet iyiyim. Hadi bacım ya. İçeride sustunuz, şimdi burada coştunuz. Bak, ağızlara bak. Şirkette bunları mı öğreniyorsun sen? Ne dedim ki ana? Hadi yürü. Sen şirkete git Azat, biraz bizim işimiz var. Hayırdır, nereye? Allah Allah, tamam işimiz var. Hadi Nari. İyi, ben de zaten yağ fabrikasına girecek. Nari Hanım'la birlikte alışverişe gittiler. Tamam. Bir şey olursa bana haber verirsin. Tabii ki Boran Bey. Efendim? Boran Bey? Günaydın Gizem Hanım. Günaydın. Midyat'a gitmeden vekille toplantımızı da yapalım mı diyecektim. Yoksa Vekil Bey'i görmek için Ankara'ya gitmemiz gerekecek. İyi düşünmüşsünüz. Nerede görüşeceğiz peki? Vekil Bey öğle yemeği için uygunlarmış. Birlikte yemeğe gidersek hem daha samimi bir ortam olur diye düşünmüştüm. Hı hı. Benim için uygun. Tamam o zaman. Ben organizasyonu yapıyorum hemen. Tamam, haber bekliyorum. Denemen lazım Narin. Hadi. Bari burnumuzun dibinde durmayın. Affedersiniz. Güzel oldu Nari. Oldu mu? Oldu tabii. Bir tuhaf sanki. Yok, sana öyle geliyordur. Çok güzel oldu bence. Hadi diğerlerini de deneyelim. Narin, bu da çok güzel oldu. Azat bunu giydirir sanıyorsun. Kızacak vallahi. Niye kızsın ki Narin? Ya bir kere sıkıldım kestireyim dedim, iki gün küstü. Çok kesilmedi ki, sadece model verdiler. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Saçlarımı kestirecektim. Tabii buyurun. Görüşmemiz harika geçtiğine göre teklif dosyalarını hazırlamaya başlayayım diyorum. Hemen mi? Aslında fazla vakit kaybetmeyelim diye düşünmüştüm. Ben hemen hazırlayayım, bir gözden geçirelim. Sonra mail atayım. Yola çıkmadan biter zaten. O zaman ben size şimdiden teşekkür ederim. Şirkete mi geçiyorsunuz? Yok, biraz yürüyeceğim. Aslında ben de size eşlik etsem, netleştirmemiz gereken bazı maddeler var da. İsterseniz burada devam edebiliriz. Hem üşümeyin dışarıda. Yok, benim için de iyi olur. Uzun zamandır dört duvar arasındayız zaten. Buyurun.
Buyurun. Deniz Hanım hayırdır? Sorun yok değil mi? Argun Bey'le konuştum. Bana biraz hareket etmiyor gibi geldi de. O da gelin sizi bir EST'ye bağlayalım dedi. Tamam buyurun o zaman. Ben de geleyim mi? Sen kal. Bir şey olursa ben seni çağırırım. Sakın korkma. Bebeğimiz çok iyi. Ona da sana da hiçbir şey olmayacak. Tamam mı? Kalbim işlerini duysam rahat edeceğim. Ona bir şey olursa ölürüm ben. Ya Bedar. Ya de söyle hadi ha. Sabahtan beri içine attın attın. İşte yine başın tuttu. Ya Celal ama çok soruyorsun. Ama çok soruyorsun. Yok bir şey diyorum dinlemiyorsun. Hani artık gizli saklımız yoktu. Çocuklarımıza beraber kol kanat gelecektik değil mi? Halinden belli. Gene birinin sıkıntısı basmış seni. Ya de hadi söyle ha. Sen analarıysan ben de babalarıyım Bedar. Ya yeni gelinler gibi ne kadar çok naz yaptın ha Bedar. Ya zaten ölüm ensemizde. Bundan daha büyük bir dert var mı? Celil, artık içimize fenalık mı gelir, ferahlık mı gelir bilemiyorum. Sılam yüklü. Ne? Yüklü mü? Arkun Bey sizi bekliyor. Ya Bedar, bunda üzülecek ne var? Sen bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Korkuyorum Celil. Kızımız bu bebeği istemeyecek diye çok korkuyorum. Ne demek istememek? Babasız bir çocuğu nasıl doğuracağım diyor da başka hiçbir şey demiyor. Ya bu kız dellendi mi? Çocuğunu doğurmamaktan ne demek yani? Hemşire hanım şimdi size bir iğne yapacak. O sizi biraz rahatlatır. Daha sonra sizi ameliyathaneye alacağız. Buralarda Zeyşan hasretim çürümez. Hoşça kal. Başa gelince figanı oranım önünde baharım geçme. Ya Bedar bir anlayın, bir dinleyin, bir sorun değil mi ya? Ya bu çocuk ne demek siz farkında mısınız ya? Sıla'nın karnındaki bebe hepimizin hayatını kurtarabilir Bedar. Nasıl yani Celil? Ya Bedar bilmez misin? Boran Ağa'nın hayatta en çok istediği şey bir çocuktu. Hele Firuz Ağa soyunun devamı için bir erkek toruna hayır diyebilir mi? Hem de bir ayağı çukurdayken. Ölmeden önce oğlunun oğlunu görmek isteyecektir tabii. Hiç bunları düşündün mü?
Siz gitmediniz mi? Herkesi gönderdim. Ne olur ne olmaz diye ben kaldım. Peki. Sıla Hanım sabredin. Araba yaz kaldı. Adım edecek halim yok. Thank you.